temasta kalacağım. Böyle şey, şoför muavini gibi. Tamam hocam. Karşımda ben bir şeyler görüyorum ama şimdi soru şu haliyle okunur mu? Şu an okunuyor. Okunuyor. Biraz daha yaklaştırıyorum şu anda. Okunuyor demiştim. Tamam. Okunuyor demiştim. Tamam. Ben şimdi şu an deniyoruz. Ben kendimi deniyorum. Tamam. Görüntü akışı da fena değil. Evet. Bir face fonksiyonu verilmiş. Mutlak değer x-4 grafiğiyle veriliyor soruda. Özür. Bunun üzerinden bir gx tanımlanmış. X değerleri 0 x aralığında f fonksiyonu ile x ekseni arasında kalan alan biçiminde tanımlanmış. Gx'in denklemi nedir diye soruluyor. Ben test amaçlı dediğim gibi bu soruyu şu an çözeceğim. Zaten güzel bir soru da. Bakalım becerebilecek miyiz? Şu ana kadar yayın, internet çok canımızı yakmadı bizim. Şimdi kullandığım cihaz oldukça küçük olduğundan biliyorsunuz cep telefonum işte. Dönem dönem gereksiz şekilde büyüteceğim, sizi rahatsız edebilir. Ama benim için zorunluluk bu. Şimdi sorunun çözümüne geçiyorum. Soru zaten güzel. Hem anlamaya çalışıyoruz hem çözmeye çalışacağım. Bir saniye. Tamam. Evet, eğer bu x sayısı 4'ten daha küçük bir yerdeyse, öncesine bir daha başlayayım. Gördüğünüz gibi şu doğrunun denklemi x-4. Eğimi 1, eğim açısı 45. Şöyle 45 derece yazayım. Alperen nasıl gördüm? Gayet iyi hocam. Tamam, güzel, iyi. Sevindim çünkü bu bizi hızlandırır. Sonra şu parçasıyla uğraştığım fonksiyon eksi x artı 4. Eğimi eksi 1, eğim açısı 135. Yani bu da 45 derece. Çözüme geçiyorum şimdi. İkizkenar dikşenler olduğu için faydalanacağım buradan. X diyelim ki 0 ile 4 aralığında olsun. X diyelim ki 0 ile 4 aralığında bir yerde olsun. 0 ile 4 aralığında fonksiyondaki görüntüsünü birazdan yazacağım. Eğer diye başladım. Eğer üstte bir yere yazıyorum. X 4'ten küçükse, nasıl bir şey yazdım öyle ben ya? Küçüktür 4 ise, başlayalım şimdi. Burası X. Bu gördüğünüz rengi değiştirmem lazım burada. Bu şu diyorsam, en büyük zorluk bu işler ekran başında. Bu lacivertte gösterdiğim yer 4 eksi x kadar. Yanlış yazdım. Orası x kadar. Lacivertte gösterdiğim yer 4 eksi x kadar. Bu uzunlukta ikizkenar dikşen olduğundan dolayı yine 4 eksi x kadar. Evet, buraya kadar olan bölümün alanı deniyordu. Taramaya çalıştım. Bu bir yamuk. Alt tabanı 4. Üst taban görüntüden çıktı ama üst taban 4 eksi x'de. Şimdi görüntüye tekrar sokacağım onu. Alt taban artı üst tabanı yazdım. Çarpı yükseklik diyeceğim. Yükseklik görülüyor galiba x kadar, çarpı x bölü 2. Devam edelim. Eğer bu x sayısı 4'ten büyük olursa ne olur? Biraz yavaş oluyor burada. Bazıları da kaçılmaz ama yapmak zorundayız bunu. Eğer bu x sayısı 4'ten daha büyük olursa, biraz fazla zamanınızı yiyorum ama, x ikizkenar diküşgen, burası x eksi 4. Burası da x eksi 4. O zaman buranın alanı, ne zaman buranın alanı diye söylüyorum. X büyüktür 4 iken konuşuyorum.
x büyüklüğü 4 iken konuştum. X eksi 4 çarpı x eksi 4'ü 4 bölü 2 oldu. İşte fonksiyonu parçalı yazarsak x küçüktür 4 için üstte yazdığım bölüm x büyüktür 4 olduğunda x büyüktür 4 olduğunda şu yazdığım artı geride bıraktığım ne o geride bıraktığım bu dik üçgenin alanı 4 çarpı 4 bölü 2'den 8 de orası. Böyle doğru yanıtı bulabiliriz. Küçük bir şeyi havada bıraktım. X eşittir 4 iken ne oluyor? O açık istediğimiz yere ilave ederiz onu. Şekilden, görüntüden çıkıyorum şu anda. Alperen. Hocam Eren bir... Sevgili dostum çıkıyor. Tamam. Efendim. Eren bir mesaj yazmış. Çıkıyorum. Çıkabilirsiniz. Tamam. Şimdi bekleyin. Dur geri dönemem. Geri döndüğümde bu görüntü gider. Onunla ilgili bir şey yazıyorsa eğer. Şey dedim demiş. Bir saniye. Kalemin kalınlaşıp incelmemesi için kalem türünü değiştirebilirsiniz demiş size. Kim diyor onu? Eren, MF3'teki. MF3'teki Eren. Hemen zihin çalıştı hatun. Ha, bu şey Burak Eren. Aha evet. Miydi? Evet. Tamam. Tabii o kadar biliyorum, Onu biliyorum. Yazmış. İşte o yüzden deneme yapıyorum. Tamam sağ olsun. Evet çıktım ben görüntüden. Seçeneklere de bir bakalım da bari. O kadar yaptık. Sanıyorum D seçeneği. Evet öyle görünüyor. Her neyse şimdi normal şu ana kadar yaptığımız şekle döneceğim. Bu arada Betül'e bir söz verir misin? Betül mikrofonu bir açabilir misin? Bir saniye açıyorum. Açtım. Efendim hocam. Ha, Betül. Şey diye sormuştun. Hep fonksiyon mu işleyeceğiz diye bir önerim mi var? Yok hocam yani merak ettim. Hani fonksiyon bittikten sonra ne tamam. Yapacağız? Hangi konulara? Ya onlara takmayın kafayı. Biz bir yol belirleriz. Sizin de isteklerinizi dikkate alırız. Birinci öncelik konuları tamamlamak. İkinci öncelik sizlerin eksikleri neredeyse onları kapatmak. Bizim de burada söyleyeceğimiz söz var. Sizin de talebiniz dikkate alınacak. Oraya takmayın kafayı. Kafaya takacak çok şeyimiz varken bunlara hiç zaman ayırmayın bence. Tamam hocam. Biz bunun için 10 kere görüşüyoruz kendi aramızda. Evet, ses iyi midir? Sorun yok. Ses gitti. Tamam. Şimdi ben yine sorular seçtim. Sizin gönderdiğiniz başka sınıflardan gelen sorular da seçtim. Bunları çözmeye çalışalım beraber. Dün aniden Adnan Hoca bağlanamadığı için böyle bir soruyla çıkmıştım karşınıza. Hatırlayın. Çözdük bunu. Anlamamış olanlar işi WhatsApp'a bıraksınlar. Burada katılım konusundaki takıntımı biliyorsunuz. Katılımdan kastım şurada 30 küsür kişiyiz. Herkese birer dakikalık söz versem bu dersi benim yapmama gerek yok. Arada bir böyle hem bana destek olursunuz hem sesinizi arkadaşlarınıza da duyursunuz. Bence daha iyi olur. Geçiyorum gevezelik yapmayayım. Tam Adnan Hoca geldiğinde çözecek olduğum soru da buydu. Hatırlarsınız. Şöyle gözünüzde bir yol haritası çizin. Bunlar kağıt kalemle çizip yapabileceğimiz şeyler değil. Bir gözünüzde bir yol haritası çizin. Ben çözüme geçiyorum. Evet, dün tam bu işe giriştiğimde Adnan Hoca yayına girdi, yarım kaldı. A, B, C, D dikdörtgeni verilmiş. Dikdörtgenin kenarları eksenlere paralelmiş. Ayrıca Y eşittir X bölü 2 fonksiyonu var görünür yerde.
D noktasından geçen y eşittir f x bölü 3. B köşesinden geçen y eşittir 3 y x eksi 2 fonksiyonları verilmiş. C'nin ordinatı soruluyor. C'nin ordinatı soruluyor. Peki bakalım. Bakalım. Bu B noktasıyla başlayayım. B noktasının apsisi 4. Bu fonksiyon, işte bu nokta şu fonksiyon üzerinde yerine yazdığımda ordinatını bulacağım. Yerine yazdım 3. G x gördüğüm yere 4 yazdım. 2 oldu. Evet. B noktasının ordinatı (3g2). A noktasının ordinatı da 3g2. A noktasının ordinatı A'nın y'si. A'nın y'si buysa x'e bunun iki katıymış. Evet, burada küçük yer bırakmışım. Bunun iki katı. Şöyle yapayım. 6 tane G2 oldu. A'nın apsisi. Burada kötü planlama yapmışım. Her neyse 6 G2. A'nın apsisi. Tabii D'nin de apsisi o. D'nin apsisini bulduğumuz şeyi fonksiyonda yerine yazarsak ordinatını buluruz. Neydi? Yerine yazıyorum. F fonksiyonunda x gördüğüm yere 6g2 yazdım. 6g2 bölü 3'ü var. F içinde 2g2 çıktı. Şöyle bir içinize sindirmeye çalışın. Bunlar yazabileceğiniz sorular değil. Katılım ne düzeyde? Eksiğimiz var. Hocam. 30 öğrendim. 30 bizden 3 katılım olması lazım. Ben varım. Çınar'dan yok. Tamam neyse. Neyse ya. O işte zaten arkadaşlar ilgileniyor. Ben geçeyim. Bıraktım kağıdı. Tanıdık gelecek bir soru. Hatta MF5 halkı benden de dinlemiştir bunu. Diğerleri de çözmüştür. Çok küçük değişiklikler yapabilirdim. Yeni bir soruymuş gibi bir hale getirebilirdim. Onun vereceği katkıyla bunun vereceği katkı aynı olduğu için hiç o topa girmedim bile. Evet. Başka bir gezegen sorusu bu. Buranın adı, bu eksenin adı x artı y. Düşey eksenin adı y eksi x. Bir saniye arkadaşlar, gireceğim ben. Evet, başka eksenlerle çizilmişler. Diyor ki, f fonksiyonu bildiğin düzlemde çizilseydi diyor, adına g derdik diyor. F fonksiyonu, burada gördüğünüz f fonksiyonu, bizim alışık olduğum düzlemde, olduğumuz düzlemde çizilseydi adına h derdik. Peki biz şu f fonksiyonunun ne yaptığını bir anlayalım. Şimdi burada gördüğünüz noktalar kümesi, y'leri diyemiyorum da, düşey eksendekiler, yatay eksendekilerin 4 katı. Yani şuradan 2 alsan 8'e gider. Ordinatlar ne ya? Ordinatlar şu y eksi x'ler. Apsislerin 4 katı. 4 tane x artı y. Şu boşluğu kullanmama izin verin şimdi bana. Düzenleyeyim. Y eksi x eşittir. 4x artı 4y. 4x artı 4y. Devam. Eksi 3y eşittir 5x. Y dediğimiz soruda buna
H demişler. H fonksiyonu aslında eksi 5 bölü 3 x'miş. 18 koyduk, 30 çıktı. Eksi 30. Bir daha koyduk, 50 çıktı. Katkısı olan olursa, sorusu sorulu olan olursa, kendini Alperen'e göstersin. El işaretimi yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Zorunda kalmadıysa lütfen şu chat'i kullanmayın. Gözüm oralarda oluyor çünkü. Geçtim burayı. Evet, şöyle bir soruyla çıktık karşınıza. Aslında burada fikir sorabilirim. Özellikle daha önce sesini hiç duymadığım arkadaşlardan, kendini hala gizleyenlerden. El kaldıran olursa açacağım. Hah, Ahmet kaldırdı hocam ama. Tamam tamam, olur olur. Buyurun Ahmet. Merhaba hocam. Merhaba, ne yapalım? Hocam şey yapalım, daha önce de buna benzer bir soru çözmüştük. F galiba. F'de x'in, yani x yerine şey yapalım, f ters x yazalım ki birbirini götürsün. F. Tamam, güzel fikir. Ben onu biraz daha köpürteyim. Daha av beliri yapayım. Şöyle yapalım. Diyor ki Ahmet, çok da güzel söylüyor. X yerine dilediğimiz her şeyi yazabiliyoruz. X eksi 5 yazarım, 1 bölü x yazarım, yazarım. Ahmet de diyor ki, x yerine hocam diyor, f ters x yazalım dedi. Ben onu bir adım ileri atayım. F ters 2 yazalım olsun, bitsin, daha kısa olur bence. X gördüğüm yere F ters 2 yazıyorum. F ters 2. 2 çarpı F kare. F ters 2. Aslında kare bunun karesi. Eksi 3 tane F ters 2. Bölü 2 tane F, F ters 2 artı 1. Ne oluyormuş bir görelim, hızlanayım burada. F ters 2. Oo, kalemlerim kötü. F ters 2 eşittir. 2 çarpı kareyi unut şimdi. F ters 2, F orası. O, bunlar birbirini götürüyordu. 2 kalıyordu. Karesi var. Bir de 4 oldu. Bu eksi 3 tane F ters 2. Aşağısı 2 burası. 2 çarptık 4. Artı 1. İşlemin devamını size bırakayım. Evet, biraz ekranda kalıyor. Değiştireceğim. Hocam Hanefi el kaldırıyor, açıyorum. Evet, evet görüyorum. Tamam tamam, söz ver. Hanefi söyle abi. Hocam ben aynı şeyi mi söyleyeceğim bilmiyorum. Hemen söyleyip kaçayım. Evet. Hocam direkt F2, yani aslında aynı şey ya. F2 yerine F ters 2 bir x değeri ise Fx'imizde x 2 deriz. Bütün F2 gördüğümüz yerlere 2 yazarsak x'in değerini buluruz. Ama aynı şey muhtemelen. Galiba biraz daha zor da sonuç getirir o. Söyleyeyim sana. Ben direkt fx'lerin hepsine 2 yazabiliriz. Sonuçta fx 2'ye gidiyormuş. F ters 2 de x'e gidecek. Bence x'leri bu bence bu düşünceni toparla öyle. Bence problemli olur öyle yaparsan. Sen de düşün, ben de düşüneyim. Geçiyorum. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Tamam. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Bir tane daha soru. Ya bunun bir numarası yokmuş. Yine aynı şeymiş. Ben niye yazdım bunu bilmiyorum. Öncekiyle yine x gördüğümüz yere f2'yi yazarsak
X gördüğümüz yere F2'yi yazarsak buradan 2 gelir. 4, eksi 6, eksi 2. Bunu yapmayalım. Geçiyorum. Ekrana sığdırmak sıkıntı. Becerdim mi? Hayır, henüz değil. Ben yine okuyacağım bunu. Durun arkadaşlar, halledeceğim. Şu an iyi hocam. Ayça yayında değil mi? Ayça kaydediyor. Evet hocam, evet. Ayça bir işaret ver, yeterli. Göremiyorum ben şimdi. Tamam, neyse. Şu an iyi hocam. Bir fx... Tamam, şu an gördüm, gördüm. Fx fonksiyonu verilmiş 2x eksi 1 kroloyuyla. Gof x eşittir fog x artı fof x eksi gx diyor. G5 eksi g3 nedir diye soruluyor. Sorunun bir bölümünde fof geçiyor. Bir hazırlık yapalım, fofu bir bulalım. Kendisinin içine kendisini koyduğunda 2x eksi 1, 2x eksi 1 eksi 1, 4x eksi 3 buldum fof x'e. Şimdi çok zor yerde yazmak. Kağıdı kımıldatmamalıyım. Kendim kımıldamam lazım. Evet. G, F, X. G, 2, X, eksi 1. F fonksiyonu ne yapıyor? X değerlerinin iki katından bir çıkarıyor. İçindekinin, yani G'nin iki katını aldın. Bir çıkardın. Fof zaten burada yazmıştık, hazırlamıştık öncesinde. 4x eksi 3. Gx bilmiyoruz. Eksi gx. Şimdi 5 görmemiz lazım. 5 görmemiz lazım. 5 yazabiliriz. Ama o zaman 3 çıkmaz karşımıza. 3 yazalım. 3 yazalım. Burası g5 oluyor. X yerine 3 yazıyorum. G5 oldu. G3 oldu. G3 oldu. İki taneden bir tanesi gitti. G3 olarak kaldı. Bir tane. 3 yazıyordum. 12, 9, 8 oldu. Sorunun yanıtında 8 olduğunu gördünüz. Seste, görüntüde sıkıntı var mı? İki günde yok. Burnumuzdan geldi. İyi bari. Göz attık. Geçiyorum. Bunu da bir öğrenci gönderdi ama kim olduğunu hatırlamıyorum. Normalde isimlerinizi yazmayı çok istiyorum ama o yoğunlukta kaçırdığım oluyor. Bir grafiğe bir giriş yapalım. Bir içimize çekmeye çalışalım. Bu G fonksiyonu, bu aralığın artık çözüm kümesini mi sormuşlardı? Ben unuttum. Telefonla şimdi kurcalamayayım telefonu. Doğal sayıların toplamı soruyor. Her neyse önemli. Bir göz atın şimdi. Devam ediyorum ben. Şimdi 4'ü bu tarafa attım. 4'ü bu tarafa attım. G kare x kare eksi 2x kareydi. Eksi 4. Küçüktür 0. Şunu T gibi düşün. T gibi düşün. Bu eşitsizliğin çözüm kümesi iki kare farkını düşündüğün zaman artı eksi 2 gelir. Bu eşitsizliğin çözüm kümesi, bak adım atlıyorum. Adım atlıyorum. O riski alıyorum. Tamam. Demek ki G x kare eksi 2x değerleri 2'den daha küçük ama eksi 2'den daha büyük. Peki. Şekle dön. Tabii bunu şey demişlerdir. Ben yazmamışımdır ama burada uygun koşullarda fonksiyonun şu aradaki bölümü ya da sadece burada kısıtlamışlardır. Tamam.
bu g fonksiyonu ne zaman artı 2 ile eksi 2 aralığında içinde yazan değerler g'nin içinde yazan değerler eksi 1 ile 8 aralığındaysa, yani x kare eksi 2 x'ler 8 ile eksi 1 aralığındaysa, 8 ile eksi 1 aralığındaysa, tam sonuçlandırmayacağım ama burada iki tane eşitsizliğimiz var. Biri x kare eksi 2 x eksi 8, ki bu çarpandan ayrıldığında x eksi 4 çarpı x artı 2 şeklini alır. Bunu kolayca çarpandan ayırırız. Eşitsizliğin diğer bölümü, x kare eksi 2 x artı 1 büyüktür 0, x eksi 1'in karesi büyüktür 0. Çözümü kolay bunun. Ne zaman pozitif? X 1 olmadığında pozitif bu. Buna ek olarak şuradan gelecek aralık, ne istiyorsak yapabiliriz bunu. Gözünüz burada olsun. Dediğim gibi anlaşılmayan bir yer olduğunda veya şöyle yapsak daha iyi olur deyip katkınız varsa kendinizi Alperen'e gösterin. Chat kullanmayın da zorunda kalmadıkça. Chat'i kapattım hocam. Yani ama size yazabilirler herhalde. Tamam tamam. Yok, bazıları belki mikrofon da olmayabilir. Ona mecbur kalabilirler. Tam kapatma da. Dediğim gibi zaten dersteyiz. Birbirimize dikkat edip dağıtmadan. Tamam. Geçiyorum. Bunu da. Şunu da. Bir sonraki sorumuz. Ha, bu da güzel bir soruydu. Aranızdan biri gönderdi ama ben yine not almamışım. Evet, görüntü bir küçüldü ya. Hocam şu an biraz bulandı ama düzelir herhalde. Evet, küçüldü. Bir test yapalım beraber, bir bak. 1, 2, 3, 4, 5. Senkronize geliyor mu yazdıklarımla, duyduklarım? Senkronize ama yani hafif geriden geldi, çok az. Yani... Anladım. Neyse, anladım. Okuyabilecek miyiz bakalım? Tamam, düzelir herhalde ya kendimle. İnşallah. Ya düne göre falan çok daha iyiyiz ya. Dün, bir önceki gün kurum olarak burada kan kustuk yani. Herkes birbirinin yardımına koştu. Peki, güzel bir soru, değerli bir soru bu. F ve G fonksiyonları reel sayılarda tanımlı demişler. F ve G, Y eşittir eksi X'e göre simetrik. Burada bir durayım. Y eşittir eksi X'e göre simetri nasıl oluyordu? Y eşittir eksi X'e göre simetri. A virgül B noktasının Y eşittir eksi X, artistik konuşayım bir. Y eşittir eksi X doğrultusundaki dönüşümü yer ve işaret değiştiriyordu. Yansıması daha doğrusu eksi B virgül eksi A oluyordu. Bunu geometri öğretmenlerimiz göstermiştir ispatını. Ya da siz de rahat rahat yapabilecek durumdasınız bunu. Şimdi F fonksiyonu 0,1'den geçiyorsa G fonksiyonu eksi 1,0'dan geçiyordur. Y eşittir eksi X'e göre simetrik ya. Yani G eksi 1 0'dır. Devam. F2, 3. O zaman F fonksiyonu 2,3 noktasından geçiyor ise bunun Y eşittir eksi X'e göre simetriği eksi 3 virgül eksi 2 olmalı. Bu demektir ki G eksi 3 eksi 2'dir. Hocam. F4, 2'ymiş. Evet.
Ya görüntü geliyor hani senkronize ama bulanık gerçekten yani biraz sıkıntılı. Görüntü bulanık görebiliyorum. Ben de bir büyütmeyi deneyeyim ama görüntü kalitesinde problem var. Ben çabuk düzeldi diye düşünmüştüm ama olmadı. Yok yok. Bir saniye. Görülebiliyor mu? Aa, yani yok. Okunabiliyor mu? Okunabiliyor mu? Görebiliyor mu değil. Okunuyor. Okunuyor güç bela. Ben o zaman böyle düşük tempolu gidiyorum. Ekrana çok yaklaşmayın. Zaten gözünüz mahvoldu. Ben yapmaya çalışırım. Son bir hamlemiz daha vardı. F4-2 bu şu demekti. F fonksiyonu x'in 4 olduğu yerden y'nin 2 olduğu yerden geçiyordu. Y eşittir eksi x'e göre simetri eksi 2 virgül eksi 4 olur bunun. Buradan G eksi 2 eşittir eksi 4. Düzeldi görüntü hocam bu arada. Tamam, pardon. Evet. Vallahi bağlantıyı kaybettim galiba. Hocam şu an düzeldi. Tamam. Şimdi çözelim. G eksi 1, 0. F 0, 1. Yazayım öyle gideyim ya, bu sıkıntı olacak. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. Biraz daha alta aldığımda ikisini de aynı anda görebileceğim. Tamam. Bak buraya. G eksi 1. G eksi 1. G eksi 1. Sol elimle gösterdim. 0. F0, 1. Eksi. G ters eksi 2. Bakıyorum burada. G ters eksi 2, eksi 3'e eşit. G ters eksi 2, eksi 3'e eşit. Eksi 3 oldu. G eksi 2 de eksi 4'müş. Eksi 1 oldu. Kim gönderdiyse güzel bir soruydu. Beğendim. Analitiği de kapsıyor. Fonksiyonu da kapsıyor. Evet. Kaldırdım soruyu. Evet. Küçük de bir ara verelim. Şimdi şöyle bir şey. Saat başında ders başlayacak ama teneffüsü kısa tutalım biz yine. Geliriz, sohbet ederiz, konuşuruz. Veya erken başlarız. Yani bir 10 dakika izin verelim birbirimize. Hocam da aynı. Bu arada mutlaka hareket edin. Ekranla temasınızı kesin. Gidin dolaşın bir evin içinde. Bir hareket edin. Sonra 10 dakika sonra görüşürüz. Ben 10 dakikalığına mikrofonu da kapatıyorum, ekranı da kapatıyorum. Bir kayda geçebilir miyiz? Güzel, iyi hatırlattın. Tamam. Tamamdır. Teşekkürler, sağ olun. Evet, yine görülmesi zor bir soru. Tekrar fiziki olarak söylüyorum. Şimdi ben ayarlamaya çalışacağım bunu. Sizin için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadım. Renkli renkli çizdim.
Ama bu nokta gerekir mi? Bakacağız. Neyse. Neyse. Ekranın sol tarafında F fonksiyonuna ait grafiği, sağ tarafında G fonksiyonuna ait grafiği görüyorsunuz. İnşallah eksenlerde yazdığım sayılar da görünüyordur. Her neyse, fok fonksiyonu 4, eksi 4 ile 6 aralığındaysa diyor, bunu sağlayan x tam sayıların toplamı. Bakalım. Sonuçta burada oluşan şey, F'nin içinde yazan bir şey. F'nin içinde bir şey yazıyor ve o eksi 4 ile 6 aralığında. Hangi değerler eksi 4 ile 6, yani nereyi görmüş eksi 4, yani burayı gören yerlerden bahsediyor. O zaman içinde yazan şu, G 2 eksi X. G 2 eksi X değerleri 4 ile, yalnız boşlukları, buralar bazı yerler dolu, bazı yerler boş olmalı. Şöyle yapalım mı? Yazarken eksik bırakmışımdır. Bir risk almayalım. Buna ben eşitlik koyayım. Buna eşitlik koymuşsam şöyle yapalım, böyle yapalım. Böyle yapalım. Muhtemelen ben işleri boş bırakmamışımdır bir yerim. Hata benimdir. Neyse, düzelttik. 6 eksi 4. G fonksiyonunda bir şeylerin görüntüsü, kapattım bir şeyler diyorum. G fonksiyonunda bir şeylerin görüntüsü eksi 4 ile, şunu yanlış yazdım ben. Dağıldım, başa alıyorum. Ne demiştik? F nereleri görmüşü buraları, ne zaman? İçindeki değerler eksi 3 ile 4 aralığındayken. Eksi 3 ile 4 aralığındayken. Tamam. G de eksi 3 ile 4 aralığını görmüş. Ne zaman? X'ler bu aradayken olmalı. X'ler demeyeyim de içindekiler diyelim. Kendimi düzelteyim. 2 eksi X değerleri içindekiler 6'dan küçük ya da eşit, eksi 4'ten büyük ya da eşit olmalı. Buraya sıkıştıracağım. 2 çıkaracağım. Eksi 6. Eksiyle çarpacağım. Artı 6. 2 çıkaracağım. 4. Eksiyle çarpacağım. Eksi 4. Tesadüfen aynısıymış gibi duruyor. Ama işlem yaptığımda buldum bunu. Aralıktaki tam sayılar toplamı. 5 olur, 6 olur. Bu, yanılmıyorsam, Apotemi'nin sorusuydu. Yanıtı 15 diye verilmişti. Ama şu eşitlik, ben bir yeri unutmuş olabilirim demiştim ya, Onuran bir söz istiyor. Hemen açıyorum. Hocam ilk baştaki eşitsizlik eksi 4 küçük fog olacak. Eşitsizlik yok olacak. Artık ben soruyu değiştirdim. Aynen. Orada onu yüzden 4 geliyor. Apotemi de o yüzden. Biliyorum. Hatırladım gibi. Çünkü yanıtı 15'te artı 4'ü de ekliyorlar. O zaman buranın küçük olması lazım. Fakat ben baştan o detayı grafikte göstermemişim. Bu da aynı amaca hizmet eden bir soru. Geçiyorum. Sağ olun Nurhan. Gelin. Gelelim. Ya ben bir ders için daha fazla şey hazırlıyorum ama doküman yetiştiremiyorum. Neyse. En geniş tanım kümesi. Burada çok oyalanmayacağım. Önemli yerler var. Onları söyleyeceğim size. Bir göz atın. Burada gördüğümüz fonksiyonlardan belki hepsinin, belki bazılarının en geniş tanım kümesini bulacağız birazdan. Önce bir siz evet, başlıyorum. En geniş tanım kümesi. Evet. 1. Ln x edepte olacak. Ne demek edepte olacak? Logaritma bu fonksiyonu ne zaman edepte olur? Tabanı şöyle böyleyken, sıfırdan büyük birden farklıyken ve logaritması alınan ifade pozitifken. Tamam. Ln x'in sıfırdan büyük olması lazım.
Şu an ln x'i inceliyorum size. Sonra karekökü alınan ifadenin, çift dereceli kökü alınan ifadenin pozitif olması lazım. Ln x büyüktür 0 olmalı, x büyüktür 1 olmalı. Elimde x büyük 1 varken x büyük 0 gereksiz kaldı. Küp kök olduğundan dolayı da başka da inceleyecek bir şeyim kalmadı. Bunun en geniş sanır kümesi 1 virgül sonsuzmuş. Peki bakalım. Ha, bunu niye seçtim? Bir sonraki soruyu niye seçtim? Kitaplar da ihmal ediyor bunu. Bu gördüğünüz fonksiyonla gx eşittir x artı bir fonksiyonu sadeleşmiş halinden bahsediyorum. Bu iki fonksiyon fx ile gx eşit değil. Bunun tanım kümesinde eğer bir varsa burada olamaz. Fonksiyonların tanım kümeleri farklı olduğundan dolayı bu iki fonksiyon eşit değil. Önemsediğim için tanım kümesini boş verin şimdilik. Bunu farklı anlamda önemsiyorum ben. Fx ve ben size şu fonksiyonun gx artı 1'in grafiğini çizeyim. Pardon, fx artı 1'in, fx'in özür, yavaş yavaş error vermeye başladım ben de. Fx'i çiziyorum. Fx. Y eşittir x artı 1'e benziyor. Y eşittir x artı 1'e benziyor. Ama birin görüntüsü yok. Fonksiyon 1 için tanımsız. Fx'in grafiği şöyle olmalı. Ama bildiğiniz gibi gx'in böyle problemi yok. Ya bu da tanım kümesi sorulursa en geniş tanım kümesi r fark 1 deriz. Bunun için tüm reel sayılar deriz. Alttaki ln x kare, bu da muhtemelen sınıfta söylemişimdir bunları. Özellikle MF5'te söylemiş olmalıyım. Dalmamışsam, unutmamışsam. Hocam ondan her kaldı yok böyle. Söz ver. Hocam ben sözel bir şey sormak istiyorum. Hani yanlış da olabilir ama. Peki bunlar denk gibi bir tabir kullanabilir miyiz birbirine? Bir daha söyle. Bunlar birbirine denk midir peki? Hayır öyle bir şey yok. Tanım kümesine bağlı olarak bunlar farklı. Ha dese ki şu g fonksiyonu için r fark 1 dese. O zaman eşit fonksiyon. Bu da r fark 1 dese. O zaman eşit fonksiyon. Tamam. Teşekkürler. Alperen. Tamam hocam. Kimi zaman ben bir öksürüyorum. O yüzden bazen şeyi kapatıyorum. Bilgin olsun. Sonra konuşurken açıyorum. Tamam. Evet. Tamam. Şimdi bizler de dersleri anlatırken ln x kare fonksiyonu ile sanki iki ln x fonksiyonunun aynı olduğunu söylüyoruz. Aslında bunun ön koşulları var. X büyük sıfırsa diye söylenir. Kimi zaman yazıyoruz öğretmen olarak, kimi zaman unutuyoruz ama bu gördüğünüz iki fonksiyon eşit değil. Çünkü bunun tanım kümesi şuralarken bunun tanım kümesi r sıfır olmasın da ne olursa olsun. Tamam. Peki bunlar nasıl? Grafiklerini de görelim. Bak derdimizin o bildiğimiz klasik anlamdaki fonksiyonlar olmadığını buralardan görün özellikle. Evet, şuna ait grafik. Ln x fonksiyonunun grafiğinin birazcık daha hızlı büyüyeni. O birazcık nereden geliyor? Başındaki iki çarpanından geliyor. Şu gördüğünüz fonksiyon çift fonksiyon. X yerine 10 vermişsin, eksi 10 vermişsin. Farkı yok. O zaman y eksenine göre simetrik olur bu fonksiyon. Y ekseninin sağında nasılsa böyle. Solunda da aynısı. Bunun aynısını bu tarafta çizeceğiz.
Evet, geçtim bunu da. Bunu da geçtim. Sonraki fonksiyonumuz, evet, bir yandan da burada notlarımı toparlamanın peşindeyim. Elim bir orada, bir burada. Kendi düzensizliğimden kaynaklı. Şuna geçelim şimdi. Pardon, şuradayım daha. Evet. Ne demişler? Hem şu fonksiyon tanım kümesi. Tanım kümesi. Fx yukarıda, gx yukarıda, tanım kümesi. Şimdi buradaki tanım kümemiz pozitif sayılar. En geniş üzerine basarak söylüyorum. Burada da tesadüfen kötü seçilmiş. Kötü seçmişim. Böyle. Tanım kümesi denilen şey içine yazabileceğin değerler. Buranın içine yazabileceğin değerler 2 eksi x'lerin buradan büyük olduğunda. Bak, şimdi şu gördüğünüz fonksiyon pozitif reel sayılardan nereye tanımlı? Ben bunu bir daha boş kağıtta çözmek istiyorum bu değerle. Boş kağıda geçeyim, orada çözeyim. Gel, merhaba de. Özge Hanım buradaydı da. F x eşittir kök x artı 1. Gx eşittir, gx eşittir ln x. Şimdi Fogx'in tanım kümesini bir daha dikkatli bakalım. Şimdi f fonksiyonunun içerisinde koyacağınız değerler pozitif reel sayılar kümesi. Yani bunun pozitif olduğu yeri koymam lazım. Ln x'in sıfırdan büyük olduğu yerleri, x'in birden büyük olduğu yerleri koymam gerekiyor. X'in birden büyük olduğu yerler. Şunun tanım kümesine, bunun tanım kümesine 2 eksi x değerlerinin dağınık çözdüğümü farkındayım. 2 eksi x değerlerinin sıfırdan daha büyük olması gerektiğini söyleyeceğiz. Bu durumda x değerlerin 2'den daha küçük olduğunu söylemeliyiz. Hem öyle hem böyle ise eğer gördüğünüz fonksiyonun tanım kümesi 1, 2 aralığı. Bu ağır bir soru. Herkes iyice içine girsin bunun bir, kafayı bir yaksın. Evet, sormak isteyen var mı? Bu önemliydi, teorik bir soruydu. Ağırdı. Yok, yoksa geçtim. Evet, bu da yeni. He, ortalama değişim demişim. Ortalama değişim hızı. Şevval'e kaldı. Efendim? Şevval'e. Tamam, dinleyelim. Dinleyelim. Pardon. Şevval. Hocam geliyorum. Sesini duyuyoruz Şevval. Merhaba. Duyduğumuzu da sevindik. Fx fonksiyonunda r pozitif dedik ya. Sıfırdan büyük, bir ve sıfır da demem gerekiyor değil mi? Sıfırı da almamız gerekmiyor muydu? Alıyoruz, evet, haklısın. Ya iki kapalı. Bir saniye. Şimdi o tedavisini yapalım. Güzel. Güzel, küçük bir detay kaçırmışız. Evet. O zaman bir kapalı olması lazım. İki değil mi hocam? Çünkü bunun içine koymayacak mıyız? Bir saniye. Bunun içine sıfır olabilir. O zaman bu sıfır olabilir. İçi sıfır olabilir. O zaman ln x de sıfır olabilir. Değil mi? Evet. O zaman x büyük eşit 1 olabilir. Şevval, beraber miyiz? Evet hocam, buradayım. Tamam, o zaman bu
kapalı oldu. Var mı problem? Yok, hayır, tamam. 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 Onurhan'ın hala eli havada mı? Hayır. Tamam o zaman. Bunu da geçtim. Evet, ortalama değişim hızı diye son yıllarda bu fonksiyona eklenmiş bir konu. Aslında hakim olduğumuz bir konu. Çünkü o bizim matematikçilerin çok sevdiği türev var ya, havalı ya. Bu türev konusu bunun devamıydı. Her neyse uzatmayalım. Bu ortalamayı biliyoruz zaten. Buradaki ortalama denilen değişim hızı diye adlandırmışlar bunu. Değişim hızı. X'lerdeki değişim, düzelttim kendimi. Y'lerdeki değişim bölü X'lerdeki değişim. Aslında bunu yabancılar, Avrupalılar da dy bölü dx diye gösteriyorlardı. Ama bu anlıktı, anlıktı. Bu işe biz veda ettik. Bu yok artık hayatımızda. Y'lerdeki değişim burada fb eksi fa bölü b eksi a. Kimyacınız da anlattı bunu. Başka fizikçiniz de anlattı. Konulara göre farklı farklı. Bu aslında sizin geometri öğretmeniniz de anlattı. A, B doğrusunun eğimini veriyor. İşte eğim sıfırsa değişim gösterilmemesi anlamına gelir. Eğim negatifse azaldığı anlamına gelir. Falan filan. Bunlar hakim olduğunuz şeyler. Buradan örnek de yapmadım. Seçmedim. Bir sürü örnek yapmışlar ama çok kolay. Formülden çıkar. Şimdi parçalı fonksiyonlar başlığında parçalı fonksiyon aslında bu fonksiyonun başını atmadan da biz kimi zaman parçalı bir şeyler yaptık. Ama parçalı fonksiyonlar farklı aralıklarda farklı kurallarla verilmiş fonksiyonlar. Eskiden bunlar parçalı fonksiyonlar, mutlak değer fonksiyonları. Başka şu an adını söylemeyeceğim, çok geçmişte kaldı. İki tür fonksiyon vardı. Bunlar özel tanımlı fonksiyonlar diye başlık altındaydı. İngilizce'de bu da isteğe bağlı fonksiyonlar, isteğe göre tanımlanmış fonksiyonlar diye söylüyorlardı. Neyse gevezelik yapmayayım. Parçalı fonksiyonlar, böyle bir fonksiyon vermişler. Bizden f2x'i istiyorlar. Şöyle bir genel göz atayım ben. Burada x yerine burada x artı 1, neyse işte bunun tersini yazıp fx'e dönebilirim. Burada yazıyorsam onu yazacaksam burada da yazmalıyım. Burada da, burada da, burada da yazmalıyım. Fx'e geçtim. Fx'e geçtikten sonra da f2x'e geçebilirim. Peki biraz böyle sizin gibi ben pratik yapmaya çalışayım. Sizler bize göre daha pratik şeyler yapıyorsunuz. Ne yazarsam bu içi 2x'e dönüşür. Ne yazarsam içi 2x'e dönüşür. Gördüm hemen şansıma. 4x artı 1 yazarsam içi hemen 2x'e dönüşüyor. Fonksiyonda nerede x görüyorsam, nerede x görüyorsam 4x artı 1 yazıyorum. Bu hale dönüştü. Nerede x görüyorsam burada gördüm 2 çarpı 4x artı 1. 4x artı 1 büyük, küçüktür birken 4x artı 1 artı 1 4x artı 1 küçük eşit birken. Bunu düzenlemeyi herkes yapar. Amacım o değil. O yüzden yürütmüyorum devamını. Göz atalım. Geçelim sonra. Geçtim. Evet, şimdi kağıdınız kaleminiz olsun yanınızda. Bu soru değer verdiğim bir soru. Niye yer açmamışsam buna da? Evet, sizin uğraşmanızı bekliyorum. Zihinsel olarak kağıt kalemden önce çift olursa ne olur bunu bir düşünmenizi istiyorum.
Evet, burada söz alabilirsek, fikir alabilirsek mutlu olurum. Nurhan. Eren, Onurhan. Eren'le konuşalım. Ders hakkında konuşmadık Eren'le. Tamam. Tamam, ben Eren'e bırakıyorum. Alo. Ha, Eren söyle abi. Hocam şey düşündüm. Çift olduğuna göre y eksenine göre simetrik olması gerekiyor diye düşündüm. Peki. Güzel. Tamam. Sol tarafta 3x varsa eğer sağ tarafta da 3x olması gerekiyor dedim. Sustum. Bilerek sustum. Yanlış bir şey mi söyledim? Eğimi 3 olarak devam etmiş olsa. Evet. Y eksenine göre simetrik olur mu sence? Pardon, tam tersi. Eksi 3 olması gerekiyor. Güzel, oldu. Bu tamam. Şimdi susmadım. Tamam. Aynen. Birinci problemi hallettim. Tamam, birinci problemi hallettim. Bir ikinci problemimiz daha var. Y, yani Y değeri artı 2. Ha, aynı yerde Y eksenini kesmeliler. Aynen, aynı yerde kesmeliler. Güzel. O yüzden B de evet. Eksi 2 olur. Şimdi ben kabaca bunu bir anlamaya çalışayım. Kabaca anlamaya çalışayım. Bir tane fonksiyon parçası var. X'ten önceki halinin, X'ten önceki halinin eğimini biliyoruz. 3. Ama nereden geç? Sıfırdan önceki hali, özür. Buradaki eğimi 3. Şöyle şöyle, bunlardan biri. Nereden geçtiğini bilmiyorum. Şurası burası diyorsam gözünüz ekrandan ayrılmasın. Tamam. Bir kere y eksenine göre simetrik olacak. Sallıyorum. Şöyle bir fonksiyon olsa bu tarafta, katladın kağıdı, bu tarafta da böyle bir fonksiyon olması lazım. Buraya gelirken şöyle geldiyse bu tarafta da öyle olması lazım. Çünkü çift fonksiyon, çünkü y eksenine göre simetrik. Şimdi gördüğünüz gibi y eksenini kestiği noktaları ortak olması lazım. Şu bölüm F, şu bölüm G ise sıfır koyduğunda bu bölümlerin birbirine eşit olması lazım. Hemen bunu kağıda aktarayım. Yazıyorum. Bu aynı zamanda süreklilikle de ilgili bir şey diye. Neyse, sıfır yazdığımda F 0 2. Şurada sıfır yazdığımda 2 olması için eksi B'nin de 2 olması lazım. B eşittir eksi 2. Döneyim. Kağıtlar bir öyle bir böyle değişecek. Bak söylüyorum. Döneyim. Nereye yazdım ben onu? Arkadaşlar düzenimi yitirmek durumundayım. Az kaldı. Şimdi düzen gitti. Döneyim, şunu da söyleyeyim. Madem doğrusal fonksiyon konuşuyorduk. Sıfırdan önceki eğim artı 3 ise sonraki eğim de bunun simetriği olmalı. Eğimi bunun 3 ise eğimi bunun eksi 3 olmalı. O zaman kağıda döndüm. Burası eksi 3 olmalı. A'mız eksi 3. B'yi eksi 2 bulmuştum. Her bir şey başka bir kağıtta kalmaya başladı. B'yi eksi 2 buldum. F'nin içinde eksi 3 eksi eksi 2 soruluyor. Yani eksi 1 soruluyor. Eksi 3 eksi 2 artı 2 eksi 1 çıktı. Ya Eren'in dediklerini tam anlamışsak, Eren Özcan'ın işlemin devamı çok daha önemli değildi. Benim diğer notlarım nerede? Evet, gelelim buna. Önceki soruyla ilgili herhangi bir şey yok, bir işaret yok. Ben mikrofonumu açıklamam. Şimdi buradaki soruyu daha önce benzer bir şey yaptım. Tekrar düşmeyi de istemiyorum. Sonuçta aynı şeyleri bir daha tekrar etmenin bir anlamı yok ama burada bir şey önemsemişim ben. O önemsediğim şey de şu.
Fonksiyon verilmiş, gördünüz. Tersinde bu aranıyor. Önce 2x artı 3 yazıp mı tersini alacağız? Yoksa tersini alıp mı 2x artı 3 yazacağız? Bir de başka bir şey daha söyleyeyim size. Başka bir şey daha söyleyeyim. Kapattım. Evet, bu soruda söyleyeceklerim vardı. Kapattım burayı. Gönüllü var mı? Onunla diyalog halinde gidelim. Gönüllü var mı? Yok gibi. Sınıflarda atlıyordunuz değil mi her şeye? Şimdi burada saklanıyorsunuz. Biraz. Evet, ben hocam, söyleyeyim. Onurhan kaldı. Tamam Onurhan. Heh, iyi ki varsın. Gel Onurhan gel. Buyurun hocam, sizdeyim. Şimdi soruyorum sana. Bu gördüğün fonksiyon reel sayılardan reel sayılara birebir ve örten mi? Bakıyorum hemen. 2 koydum bir, 7'ye gitti. 2 koydum 7'ye gitti. 6 sağlayan bir değer bulabilirim. Dur. Birebir değil. Dur güzel şey. Örten değil. Dur. Onurhan bir dur. Çok güzel girdin. Bravo, çok güzel girdin. Şimdi bu fonksiyon için, x'in 7 olduğu, pardon, x'in 2 olduğu yer kritik. Bu grafikleri çizerken, öncelikle öğretmenleriniz şunu söyledi size. Bu fonksiyon x'in x eşittir 2'nin sağında başka bir biçimde tanımlı, solunda başka bir şekilde tanımlı. ÖSYM bir LYS sorusu olarak sormuştu, buna benzer. Tamam. Şimdi x 2'den daha büyükken şöyle bir şey var karşınızda. 2x artı 3. X yerine 2'yi koydu. 7 buldu. 7 burada 2,7'den başlayıp eğimi 2 olan bir doğru. Şöyle bir şey. Kabaca çizmiş olayım. Y eşittir 2x artı 3. Bunun birebir örten olması için diğer bölümün, bak bir. Şu x artı 5 bölümünün buradan başlamaması lazım. O zaman örtenlik bozulur. Buradan başlayıp şu yöne giderse birebirlik bozulur. Buradan başlamalı ille de ve aşağı doğru inmeli. Artık eğimi ne olur? Ne biçimde iner bilemem. Evet, x'e 2 verince yine 7 buradan da geldi. Ve eğimi 1'miş. Böyle bir şey. Tamam. Bu birebir ve tüm R'leri örttü farkındaysanız. Tüm reel sayıları örtmüş durumda. Peki. Şimdi gelin sorunun ikinci aşamasına. Bu da benim 4. saatim. Sizden önce sınıfın birinden dayak yedim. Şimdi o halimle karşınızdayım. Önce F ters X'i bulalım. Kağıdı böyle yan çevireyim ben bir. Fx fonksiyonu. Daha önce bunları yaptık ama yine yapacağım. 2x artı 3 x büyük eşit 2. Nereden nereye bu? 7'den 7 virgül sonsuzdan özür 2 virgül sonsuzdan 7 virgül sonsuza tanımlı. Sonra x artı 5 bölümü, fonksiyonun bu bölümü x küçüktür 2 eksi sonsuz 2 aralığından eksi sonsuz yazıcı eksi sonsuz eksi sonsuz 7 aralığına tanımlı. Tersini aldım hemen. F ters x. X eksi 3 bölü 2. F fonksiyonu görüntüden çıkmışım. F fonksiyonu buradan buraya eleman taşıyordu. F'nin tersi buradan buraya eleman taşıyor. F'nin seçeceği x'ler bu aralıktan olmalı. X büyük eşit 7. Evet, buranın tersi x eksi 5. X eksi 5. X'ler 7'den küçükken. Bizden x yerine
2x artı 3 yazmamız isteniyor. Hadi yazayım, üşenmeyin. 2x artı 3 yazdım. 2x artı 3, 3'ten gitti. X kaldı burada. Burada da bak, kağıtta yer az kaldığı için işlemlere hızlı yapacağım. 2x artı 3 yaparsan burada x yerine, x büyük eşit 2 gelir. 2x artı 3 yazdı şu bölüm. 2x eksi 2 oldu. X küçüktür 2 iken oldu. Bir göz atarsanız yine ekrana. Bu sınırların değişmemesi tamamen bir... Şuradan bahsedeyim. Şuradan. Değişmemiş olması tamamen bir tesadüf. Tamam mı? X büyük eşit 2. Orada böyle. Burada da böyle. Evet. Ben hazırladığım diğer notlarıma ulaşamıyorum şu anda. Ekrandan telefonun ekranından sorular çalışacak şimdi. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Şu, yok, o değil. O da olur. Evet, nereden yapıyordum? Şuradan yapıyordum. Yok, buradan yapmıyordum. Ve bu değil. Evet, bir tane bir fonksiyon sorusu. Yine Apotemi'de. Bu son dönemde, sesim duyuluyor mu? Duyuluyor hocam. Tamam. Son dönemde, siz de aslında o dönemin içindeydiniz. 11. sınıflarda böyle fonksiyon modellemesi üzerine sorular soruyorlar. ÖSYM bunu çok yapıyor. O mutlak değer fonksiyonları falan, onları genelde fen sınıflarında bıraktılar. Bu modelin, şu an parmağım işlemiyor, elim işleyemiyor. Bu gördüğünüz, ekranda gördüğünüz, gördüğüm model üzerinde çok duruyor. Bunu bir okuyalım. Bu da bir kolay ama böyle eziyetli bir soru olabilir. Ben şuraya yatay çevirip biraz görüntüyü büyüteceğim kendime. Şimdi yukarıdaki şekilde bir değerin diyor, bir kenar olan bir inşaatın bulunduğu gösteren kroki yukarıda. Hemen bakalım. Bir yerin inşaatı varmış. C noktası görülüyor. Arada dikdörtgen biçimli düzgünce geçen bir nehirden bahsediliyor. A noktasından ham maddeler alınacak. Nehirden ve kıyı kenarından giderek C'ye bırakılacak. Okuyayım, koşulları ne? A noktasında bulunan ham madde metre başına 5 lira. Nehirde metre başına 5 liraymış. Karada taşınmasının maliyeti metre başına 10 liraymış. A noktasında bulunan ham madde A, B, C yolunu takip ederek diyor, C'ye ulaşacaktır diyor. Bu arada telefonumla ekranım senkronize değil. Nasıl? X de P ile B arasındaki uzaklık olmak üzere bu taşımanın maliyeti soruluyor. Geri döndüm. Evet, nehrin içinde 5 liraymış, kıyı kenarında 10 liraymış. Ben şimdi yine sizin görüntünüzü kimi zaman bozacağım ama mecburen cihazımın küçük oluşundan dolayı büyüterek yapmak zorundayım. Gideceği yollar X diye söylemiş zaten. Şurası X ise, şurası diyorum, evet, şurayı buraya, evet. Şurada hareketliliği görebiliyoruz değil mi? Hadi. Evet, burası X ise eğer, AB uzunluğu kök içinde X kare artı 1. Pisagor'u güzel anlattım bu arada.
Bu uzunlukta 2 eksi x oldu. Bu uzunluk ne hocam? Şu yazıyorum. Yalnız bu renk hoşuma gitmedi. Burası da 2 eksi x. Şimdi bu AB üzerindeki maliyet 5 ama metre başına diyordu. Bu da önemli. Buradaki maliyet 10. Burası 10. Veriler uzunluktan kilometre cinsinden tarife metre cinsinden verilmiş. O zaman metre çarpı 1000 yaparsak kilometre maliyeti çıkar ortaya. Evet, kök içinde kötü yazmışım, okunur bile değil. X kare artı 1 yazıyor orada. Kök içerisinde x kare artı 1'i 5000 ile çarpacağım. 5000. Siz 5K diyorsunuz ya, neyse. Sonra 2 eksi x olan bölümü, maliyeti bunun 10.000. Şimdi ekranı orijinal boyutuna getiriyorum. Tamam. Buna uygun verilmiş seçenek hangisi? E imiş. Zaten yanıtı işaretli. Yanıtı işaretliymiş. Çıkıyorum buradan. Evet. Şimdi elimdeki sorulardan bir tanesi. Telefonda inatlaşıyor benimle. Evet, F fonksiyonu bu şey yayından da anlamışsınızdır zaten 3-4-5'in sorusu. F fonksiyonu x'leri alıp x kare artı 1'e dönüştürüyormuş. Burada hemen ekranı sabitleyip işleme başlayabilirim. F fonksiyonunun kuralı fx eşittir x kare artı 1. Peki g fonksiyonu ne yapıyormuş? G fonksiyonu x kare artı 1'leri x üzeri 4 eksi 2'ye. Şöyle yapalım. İçinde yazdığı değerlerden bir çıkarıp kuralı anlamaya çalışıyorum. Burada gördüğü değerlerden içine bir şey koyduk bunu. Bunlardan renk değiştireyim. Renk değiştireyim. İçinde yazan değerlerden bir çıkarıp karesini alıp sonra 2 çıkarıyormuş. Yani örneğin T gibi düşünsek bunu. T yazmış olsa içine. T eksi 1 kare eksi 2. O zaman Gx fonksiyonu x eksi 1'in karesi eksi 2. X eksi 1'in karesi eksi 2. Anladık galiba. Burada sorulan fog 3. Gerisi çok önemli değil ama burada 3'ü bulalım. 3 yazdık. 2, 4, 2 çıktı. O 2'yi yukarıda yazdık. 4, 5 çıktı. 5'te seçenekler de yok. Hata mı yapıyorum? Bir daha. Fog 3, 2, karesi 4. Karesi 4. 2 geldi. 2 yazınca 5 çıktı. Hata mı yapıyorum yoksa soruda mı problem var? Ayrıca ses geliyor mu o da? Ayrı bir problem. Ses geliyor hocam. Ses geliyor. Tamam. Ben şimdi büyük ekrana bir bakayım. Bir dakika. İçine yazdıklarından bir çıkarıp karesini alıyorsun. Bir saniye. Ekran üzerinden ben bir daha gideyim. İçine yazdığın değerlerin x kare artı bir değerlerinden bir çıkarıp karesini alıp
2 çıkarmıyor mu? İçinde ne yazıyorsa 1 çıkar, kare al 2. Tamam. Sonra fog 3 soruluyor. Yok, evet fog 3. Hocam 3 yazınca efendim C şıkkında 5. Öyle mi ya, Allah kahretmesin. Niye söylüyorsun? Ben de küçükten büyüğe sıralanma gibi alıyorum. Gözünüze sokayım. Tamam. Evet, bugünlük de bu kadar olsun diyelim. Dediğim gibi sizde boş durma olmasın. Bu dersi anlamlı kılmak, faydalı kılmak sadece benim yükümlülüğüm değil. Buna yetişme şansım yok. 30 tane yayın taramam lazım. Bekliyorum desteklerinizi. Söz almak isteyen konu içi, konu dışı. Ben şeye döneyim, Zoom ekranına döneyim bir saniye. Burnum da akmaya başladı iyice. Evet, bir saniye. Evet, şimdi Zoom ekranına geç. Tamam. Söz isteyen konu içi, konu dışı eğer yoksa dersi sonlandıracağım. Peki, tamam, yok olduğunu düşünüyorum ben. Katılım için teşekkürler. Başta Alperen ve Ayça, size ayrıca teşekkürler. Görüşmek üzere. WhatsApp'taki beraberlik devam edecek. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar.